Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. İlk olarak dünya para piyasalarının ekonomik gelişmelerinden bahsedeceğim. İkinci bölümümde de teknik analizimi yapacağım. Türkiye'de dün Haziran ayına ait açıklanan güven endeksi 96,2 puan artış gösterirken kapasite kullanım oranı da %66'ya yükseldi. Küresel bazda ekonomide çarkların yeniden dönmesi sonrası yurt içinde de güven endekslerinde son ayda yükseliş devam etti. Sektörel güven endekslerinin ise Haziran ayında bir önceki aya göre hizmet sektörü %8,5 artarak 55,5 puana, parekende ticaret sektörü %9,3 artarak 86,4 puana inşaat sektörü de %33 artarak 78 puana yükseldi. Borsa İstanbul 100 Endeksinde küresel borsalara paralel düşüş gösterirken Dolar Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı öncesi yatay seyrini koruyor. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri 25 bas puan indirerek %8'e çekmesi bekleniyor. Son dönem enflasyonun beklenildiği gibi aşağıya gelmemesine rağmen yapılan faiz indirimlerinin negatif reel faizleri daha da aşağı çektiğini görüyoruz. Reel faizlerin negatif de olması yabancı sermaye girişlerinin kesintisine hatta yurt içindeki yabancı sermayenin çıkışına sebep olabileceğinden olası bir faiz indiriminde Türk lirası varlıkları değer kaybedebilir. Ve kurlar yukarı yönlü hareketini hızlandırabilir. Kurların faiz indirimine rağmen geri çekilmesi halinde ise düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirmek mantıklı olacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün konut fiyat endeksi beklentilerin altında %0,2 artış gösterdi. Koronavirüs salgınında en çok can kaybını yaşandığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı. Artan virüs vakaları borsalarda satış baskısı yaratarak dün borsaların geri çekilmesine neden oldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde New York, New Jersey gibi eyaletleri yüksek enfeksiyon oranına sahip eyaletlerden gelenlere karantin uygulama kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin 3,1 milyar dolarlık ihracatına yeni tarifeler getirmeyi değerlendirdiğini söylediler. Bu bağlamda zeytin, bira, cin ve kamyon ihracatına yeni tarifeler getirmek ve uçak, peynir ve yoğurt da dahil olmak üzere bazı ürünlerde gümrük vergisini artırmak istiyor. Gelen haberler borsalardaki satışı da destekleyen unsur oldu. Dolar endeksinde dün sert alım görülürken dolar endeksinde kısa vadede satışlar ön plana çıkabilir. Bunların yanında haftalık işsizlik başvuruları 1 milyon 320 bin beklenirken haftalık bazda işsizlik sayısında azalma Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde pozitif karşılanabilir. Euro bölgesine gelecek olur isek dün Euro bölgesinde Almanya'da IFO iş güveni endeksi beklentilerin üzerinde 86,2 puan olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, Euro bölgesinde sürpriz bir şekilde güçlü gelen verilerin ekonomik toparlanma ilişkin bir işaret olmayabileceğini söyledi. Ancak Lane, Reuters'ın haberine göre Daralmanın sertliğine dikkat çekerek kısa vadeli göstergelerin de önemli ölçüde iyileşme olmasının normal olduğunu, bunun gelecek için iyi bir kılavuz olmadığını ve kısıtlamaların uzamasıyla birlikte faaliyetin uzun bir süre kriz öncesi seviyelerde kalacağını söylemesi euro çaprazlarının sert geri çekilmesine neden olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ne ek vergi getirme fikri Euro'daki satışları destekledi. Bugün Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası daha önce gerçekleştirdiği faiz kararının toplantı tutanaklarını yayınlayacak. Veriler sonrası Euro çaprazında volatilite artabilir. Dolar endeksinde gelebilecek satışlar Euro-Dolar paritesini tekrardan yükseliş trendi içerisinde yer almasını sağlayabilir. İngiltere'ye gelecek olur isek Dün İngiltere'de veri akışı sakindi. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit görüşmeleri devam ediyor. Avrupa Birliği'nden Boehner'ın yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin uzun vadeli ekonomik ve siyasi çıkarlarını İngiltere'nin yegane faydası için kurban etmeyeceğiz derken son oturumda birçok önemli alana açıklık getirdiklerini ama İngiltere'nin bunu isteksiz davrandığını söyledi. İngiltere'nin gümrüklerde KDV ve gıda standartı ve İrlanda ile sınır konusunda nasıl uygulama planladıklarını bilmediklerini dile getirdi. Açıklamalar hem sterlin hem de euro çaprazlarında satışların etkili olmasını sağladı. Bugün İngiltere'de gerçekleşmiş satışlar verisinin açıklanması beklenirken İngiltere Merkez Bankası üyelerinden Halden'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Petrole gelecek olur isek dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları beklentilerin hafif üzerinde 1,4 milyon varil olarak gerçekleşti. Veri sonrası petrolde aşağı yönlü hareketler hızlandı. Brent petrolde ise 41 dolar seviyesi kritik bir direnç bölgesi olarak görüyorum. Bu seviye kırılmadığı sürece Satışların devamı gelebilir. Ancak 40,92 direncinin kırılması halinde tekrar alımlar ön plana çıkabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarıda 115.596 direncinin üzerinde Önce 116267 ve arkasından 117520 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 114205 seviyesinin kırılması halinde önce 113170 ve arkasından 112500 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 6,85-85 seviyesinin kırılması halinde önce 6,87 ve arkasından 6,92 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6,84-20 seviyesinin kırılması halinde önce 6,82 ve arkasından 6,77 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası paritesine teknik olarak baktığımızda yukarıda 7,7630 seviyesinin kırılması halinde önce 7,80 ve arkasından 7,83 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,7050 seviyesinin altında önce 7,69 ve arkasından 7,66 seviyesi test edilebilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1239 seviyesinin kırılması halinde önce 1, 12-17 ve arkasından 1,1168 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,1260 seviyesinin kırılması halinde önce 1,1287 ve arkasından 1,1348 direnci test edilebilir. Altına teknik olarak baktığımızda 1765 seviyesinin kırılması halinde önce 1779 ve arkasından 1791 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1759 desteğinin altında önce 1753 ve arkasından 1745 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 392 seviyesinin kırılması halinde önce 396 ve arkasından 400 Türk lirası seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 387,5 seviyesinin altında önce 386 ve arkasından 384,90 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,2404 desteğinin altında önce 1,2379 ve arkasından 1,2336 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,24 35 seviyesinin üzerinde 1,2494 ve arkasından 1,2567 direnci test edilebilir. Dolar-Yen'e teknik olarak baktığımızda aşağıda 106,77 desteğinin altında önce 106,45 ve arkasından 106 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 107,20 seviyesinin kırılması halinde önce 107,62 ve arkasından 108 direnci test edilebilir. DAX 30'a teknik olarak baktığımızda yukarıda 12030 seviyesinin kırılması halinde Önce 11895 ve arkasından 11730 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 12410 seviyesinin kırılması halinde önce 12300 ve arkasından 12200 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Ham petrole teknik olarak baktığımızda 37,35 destek seviyesinin altında 36,47 ve arkasından 35,40 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 38,62 direncinin üzerinde önce 39,80 ve arkasından... 40,60 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Bitcoin'e teknik olarak baktığımızda yukarıda 9300 direncinin üzerinde önce 9792 ve arkasından 10000 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 8980 seviyesinin kırılması halinde Önce 8690 ve arkasından 8200 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.